ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Suriye'nin doğusunda İran devrim muhafızları ve bağlı gruplar tarafından kullanılan iki tesise hava saldırısı düzenlendiğini açıklamış. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Austin bu saldırıların İran destekli grupların Irak ve Suriye'deki ABD personeline yönelik 17 Ekim'de başlayan ve çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanan bir dizi saldırısına bir yanıt olduğunu söylemiş. Austin, İran destekli gruplar ABD güçlerine yönelik saldırılarına devam ederse halkımızı korumak için gerekli diğer tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğiz ifadesini kullanmış. ABD işte Suriye'de İran'ı vurduktan sonra İran'a bağlı grupları, İran'dan da bir açıklama geldi. İran'ın resmi haber ajansı Tasnim Haber Ajansı, ABD'nin Suriye'deki direniş güçlerine yönelik bombardımanına yanıt olarak El Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne roket saldırısı düzenlenmiş. 10 roket oraya isabet etmiş. Her ne kadar ABD ve ABD özellikle belirse de bunun İsrail ve Filistin arasındaki savaşa alakası yok diye. Ama biliyoruz ki dünyada artık iki kutuplu savaş var. Ve bunun tek gerçeği de özellikle Hamas'ın arkasındaki İran desteği ve özellikle Orta Doğu'da ABD'nin savaş gemilerini göndermesinden sonra etkinliği bir nebze daha arttı. İran bundan rahatsız ve bu cihatçı, radikal İslamcı örgütler de ABD'ye saldırıyor. Bunun arkasında İran var diyelim. Diğer bir haberimiz de İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili İran bir uyarı vermiş ve demiş ki kontrol tüm tarafların elinden çıkabilir demiş. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, İsrail'in Gazze'ye saldırıların endişe verici boyutlara ulaştığını ve kontrolün her an tüm tarafların elinden çıkma ihtimalinin bulunduğunu söylemiş. İranlı öğrenciler haber ajansına göre Abdullahian, Birleşmiş Milletler'deki Filistin'e ilişkin olağanüstü oturumuna katılmak üzere New York'a giderken basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş. Şu basın açıklamasında böyle konuşmuş. Abdullahian, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin körü körüne Siyonist rejime verdiği destekle Gazze halkına yönelik katliam ve soykırım nedeniyle Batı Asya bölgesindeki durum tüm ülkeler için endişe verici boyutlara yükseldi. Kontrol her an tüm tarafların elinden çıkabilir demiş. Bir an önce İsrail saldırılarının durması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini kaydeden İranlı bakan, Filistinli grupların İsrail'e karşı topraklarını savunma haklarının bulunduğunu ve bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartlarına uygun olduğunu da hatırlatmış. Bizler sizinle de paylaşmıştık. İran, Hamas ve Rusya. Şimdi Rusya ile İran, Hamas'ın arkasında Filistin'de iki devletli bir çözüme yönelik adımlar için görüşmeler yapıyorlar. Bugün de Kremlin'den yani Moskova'dan bir açıklama gelmiş. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakri, Hamas heyetiyle görüşmüş. Nerede görüşmüş? Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret etmiş bu bakan. Hamas heyetiyle de bir görüşme yapmış. Görüşmenin ardından da şöyle açıklama yapmışlar. İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakri, Hamas'ın siyasi büro üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı bir heyette görüşmüş. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze şeridindeki durum ele alınmış. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün yaptığı açıklamada İsrail-Filistin çatışmasında tüm taraflarla temasları sürdürmenin gerekli olduğunu söylemiş. Peskov, Hamas heyetinin Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle bir araya geldiğini fakat Kremlin'le temasta bulunmadıklarını bildirmiş. Hamas siyasi büro üyesi Ebu Merzuk başkanındaki heyet dün Moskova'da temaslarda bulunmuştu. Orada da işte İran Dışişleri Bakanı'yla bir araya gelmişler. Çin, İran'a desteğini belirtmiş arkadaşlar. Belki size ilginç gelebiliyor olabilir ama dünyada böyle şeyler var. Şimdi ise Çin haberimizi de paylaşalım. Çin'den İran'a hedef alan ABD ve İsrail'e tehdit gibi bir uyarıymış. Hamas'ın işte Aksa Tufanı operasyona işte karşılık vermişti. Şöyle demişler. Yapılan açıklamada
toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu koruma konusunda İran'ı sıkı bir şekilde destekliyoruz. İran'a dışarıdan yapılacak bir müdahaleye şiddetli şekilde karşı çıkacak ve İran'ın yanında yer alacağız ifadeleri kullanılmış. İran'dan da zaten açıklama gelmişti. İran Dışişleri Bakanı da demiş ki bölgeye yayılmasını istemediklerini, ancak Gazze'ye saldırıların devam etmesi halinde İsrail'e açık destek veren ABD'nin de ateşten kurtulamayacağını söylemişti. Özellikle hadi dersin ki İran Orta Doğu'da, ABD'nin de yıllardır bu Orta Doğu politikası yürüttüğünü de biliyoruz. Ama Çin'in gelip şu şekilde İran'ın desteği, İran'a destek açıklaması ciddi anlamda sadece ülke çıkarlarıyla alakalı bir şey. Çünkü bu Çin-Tayvan meselesi vardı bundan yanılmıyorsam bir sene önce. Bu defa da tam tersi olmuştu. ABD gidip Tayvan'ı desteklemişti. Çin'le ABD arasında bir sorun olmuştu. Zaten son zamanlarda özellikle Çin'in Orta Doğu pazarına ya da Orta Doğu politikasına önemli adımlar attığını da biliyoruz. Bu İsrail-Filistin savaşından sonra da büyük elçisini Orta Doğu'ya göndermişti. Ama onun bloğu da işte Rusya, İran'ın bulunduğu blok. Zaten kendileri de artık bunu tescilli olarak açıkladılar. Hakeza bu İsrail operasyonu, İsrail-Filistin arasındaki savaş başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti de itidali dengeli bir politika izlemişti ve buna muhalefetten de destek gelmişti. Hakeza yine aynı şekilde arabuluculuk, bu rehineler için arabuluculuk yapacaklarını da söylemiştiler eğer gerekli ortam sağlanırsa. Ama geçen günlerde açıklama geldi. Artık herkes tarafını belirledi. Bu dakikadan sonra Türkiye'nin de artık tarafı belli. Filistin'den yana, İsrail'den yana, düzeltiyorum, Filistin'den, İran'dan yana olduğunu belirleyebiliriz. Çünkü öyle açıklamalar yaptılar. Hani bir tabir var ya, artık kuş tutsan, ağzında kuş tutsan bile bu karardan geri dönemezsin diye. Ciddi anlamda ortalık ciddi anlamda fokur fokur kaynıyor. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Biz sizlerle zaten paylaşmıştık. ABD de bu Hamas'la ilgili yaptırım kararlarını açıklamıştı. ABD Kongresi Türkiye'ye de bir mektup göndermişti. Şartları vardı. Onunla ilgili bir haberimiz var. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. ABD'den Hamas yaptırımları, Türk hissedarlar da varmış bunların içinde. ABD Hazine Bakanlığı bugün alınan yaptırım kararlarını duyurmuş. ABD bu ay İsrailli topluluklara yönelik saldırının ardından Filistinli grup Hamas'a İran'daki bir Hamas yetkilisini ve İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini de hedef alan ikinci tur yaptırımlar getirmiş. ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada alınan tedbirlerin Hamas'a ait bir yatırım portföyündeki ilave varlıkları ve Hamas'a bağlı şirketlerin yaptırımlardan kaçınmasını kolaylaştıran kişileri hedef aldığını belirtmiş.